Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Tuğbacığım, nasılsın canım? Hoş geldiniz. Selam. Evet arkadaşlar, doğal taşlarla ilgili sorularınızı yanıtlamak için ufak bir canlı yayın açtık. Sorularınızı teker teker yazarsanız kolaylıkla cevaplayabilirim inşallah. Teşekkür ederim Sibel'ciğim. Var mı sorularınız? Doğal taşların enerjilerini merak edenler. Zihinsel dinginlik için hangi taşı önerirsiniz? Ametist taşı ve ay taşını öneririm. Özellikle meditasyon yapacaksanız ana odaklanmak için ametist taşını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pozitif enerjiye odaklayan en değerli taşlardan biridir. Çok kıymetli bir taş, ametist taşı. Hem pozitif enerjiye odaklar, hem kişinin enerjisini, aurasını temizler. Üçüncü gözü aktive etmek istiyorsanız meditasyonlarda kullanabilirsiniz. Özellikle alnınıza koyduğunuz zaman titreşimiyle rahatlıkla daha rahat anda kalıp daha rahat meditasyona girebilirsiniz. Teşekkür ediyorum Melikeciğim. O senin güzel bakan gözündendir. Demev için hangi taş? Demev nedir? Demev. Anlayamadım. Yazarsanız açıklamasını anlayabileceğim bir dilde demedi. Taşların ağır gelip gelmediğini nasıl anlarız? Bir taşı taktığınız zaman bedeninizde ağrı, başınızda dönme, mide bulantısı, halsizlik, kollarınızda ağrı mı oluyorsa veya işte kullandığınız alana göre değişir. Boynunuzda ise eğer boynunuzda sanki bir şey sizi sıkıyormuş gibi hissediyorsanız ya o taşın ağırlığındandır, enerjisi size fazla geldiği için ya da taşınız arınmadığı için, içindeki negatif enerjiyi size aktardığı için size tepki verir. Veya patlar, veya kopar. Seher Hanımcığım, çocuğunuzun sakin, dingin kalması için ametist taşı kullanabilirsiniz. Ay taşı kullanabilirsiniz. Yardımcı olur, enerjisini yükseltir çocuğun. Daha sakin olabilmesi adına. Onlar değerli çocuklar. En kıymetlilerimiz. Sorulara bakıyorum bu arada. Bilekliğim koptu. Topraklarken bazıları kayboldu. Çift olarak yaptıklarınızın kalanları dizip kullansam olur mu acaba? Tabii ki olur. Ya şöyle söyleyeyim. Kopan taşların gitmesi gerektiği için de kopar bazen. Sizin o mineraliniz tamamlanmıştır ya da o çakranız dengeye gelmiştir. Artık fazla size zarar vereceği için de kopar bazen taşlar. Ya da taşı topraklarken veya işte topraklamadan önce çok aldığı enerjiden patlama yapar. Selenit taşının dahi patladığına şahit oldum ben. Çok fazla negatif enerjiden kaynaklı. O yüzden kalan taşlarınızı kullanabilirsiniz. Arındırın, tekrar bileklik yapıp kullanabilirsiniz. Doğal taşların ametist taşı tenimize temas etmesi şart mı hocam diye sormuş Tuğbacığım. Her taş bedenine değdiği zaman daha etkindir. Bedenindeki ihtiyaç için. Ama ortam arındırmak için evet, ortamda masanın üzerinde de dursa taş ortamı arındırır. Selenit taşı gibi üzerinde tutmasan bile ortamı arındırıyor. Fakat taşlar, enerjileri aktif çalışan taşların bedenine ihtiyacı varsa, bedeninin ona ihtiyacı varsa tenine taktığın zaman tıpkı elimize krem sürdüğümüz zaman ağrı kesici olsun, kas gevşetici olsun. Etkiyi nasıl veriyor? Tenimize sürdüğümüz zaman bacağımızın iç kaslarına kadar işliyor ya. Aynı onun gibi taşlar da tenimize değdiği zaman bedenimizin ihtiyacı olan mineralleri bize sağlıyor. Değmezse sadece ortamı arındırır, ortamı temizler. Ama sen kullanacaksan, seninse şifan bunun için bedenine değmesi şart. Değdiği zaman daha etkili yani. Evet. Olumsuz enerjiden arınmak için hangi taşı? Akik taşını kullanabilirsiniz. Olumsuz enerji derken bedenimizdeki negatif enerjiyi atmak için akik taşı. Pozitif odaklamak için ametist taşı. Ama dışarıdan bize müdahale varsa, büyü gibi, nazar gibi, kem göz gibi veya negatif işlem yapılıyorsa bunun için de pirit taşı mutlaka kullanın. Sadece bedeninizde taşımak yetmez. Şu şekilde ham halinde evinizin dört bir köşesine koyarak evinizi de koruma altına alabilirsiniz. Ya da iş yerinizi. Rica ederim Seher Hanımcığım.
Selam kullanmalı mıyız? Neyi tam olarak anlamadım. Soruyu net yazarsanız daha hani yardımcı olabilirim sorduğunuz soruyla alakalı. Rica ederim. Çocuğum ders çalışırken dikkati çok dağılıyor. Bunun için hangi taş? Lapis lazuli ve ay taşı. Ay taşı zihni sakinleştirip, dinginleştirip ana odaklar. Mesela proje çalışması yapacaksa bir kişi akuamarin ve ay taşı kullanmalı. Bu çizimse eğer, matematiksel bir hesapsa. Ama normal günlük ders çalışan bir çocuk, ilkokul, ortaokul dönemindeki çocuklar için lapis lazuli zihni açar, odaklanmayı arttırır ve ay taşı. İkisini birlikte kullanırsanız çocuk zihninde toparlayıp daha net cevaplar verebilir. O zihnindeki karmaşıklık durur. Çocuğun yaşına göre kullanılan taşlar tabii ki değişir. Dediğim gibi proje çizecekse, bu bir mimarsa, bu bir yazılım işiyle uğraşan biriyse, matematik hesap yapıyorsa bunun için akuamarin taşıyla birlikte kullanması gerekir. Amatist taşı nasıl arındırıp temizlenebilir? Selenit taşında topraklama yapabilirsiniz. Suyla yıkayıp arındırabilirsiniz. Fakat ametist taşı üzerinde oksitlenme yaptığı için hemen kurutmanız gerekir. Kurutmazsanız özellikle hamsa bu taş, aralarındaki kalan su orada oksitlenme yapar. Onu engellemek için hemen kurutabilirsiniz. Yeşil taş yüzük kırıldı. Parçaları su içine koyuyorum. Doğru mu hocam? Kırık parçaları asla suyun içine koyup kullanmayın. Tamamen tamburlanmış taş dışında taş delikli dahi olsa asla suya koyarak kullanılmamalı. Allah korusun midenizi bile delebilirsiniz. Çok yanlış bir şey yaptınız, yapmayın. Kasenin içine koyun, bir bardağı koyarak suyunuzu onun içine koyun. Camdan cama zaten gene etkisini gösterir ama suyun içine asla koymayın, kullanmayın. Kaplan gözünü asla suyun içine koyarak kullanmayın. Zehirlenebilirsiniz. Rica ederim. İçim çok sıkılıyor. Sebebini de bilmiyorum ama nasıl kendimi şifalandırabilirim? İçiniz sıkılıyor, kalbiniz daralıyor gibi oluyor anladığım kadarıyla. Bunun için aventürin taşı, yeşim taşı ve pembe kuvars taşı, kalp çakrasının taşlarını kullanın mutlaka. Merhaba, Fransa'da 21 yaşında kızımla ilişkim çok kötü. Bana nefret dolu, hayatta bir amacı yok. Gündüz yatıyor, gece bilgisayar oynuyor. Nasıl yaklaşmalıyım? Sakin bir dille konuşabilirsiniz. İletişim sorunu var anladığım kadarıyla karşılıklı olarak. Çocuklarımız bizim yansımalarımız ya. Önce kendimizdeki karmaşayı çözüp karşı tarafla o şekilde iletişime geçmek gerekiyor. Biz kendi içimizde tamamlanamadığımız için çocuklarımızla sataşmalar, sürtüşmeler yaşıyoruz. Karşılıklı konuşarak ama halledebilirsiniz. Obsidyen taşını nasıl kullanabiliriz? Neye fayda sağlar? Obsidyen taşı kök çakrasının taşı. Kemiklere çok iyi gelir. Kemik ağrılarına, kas ağrılarına, bel, sırt, omurga ağrılarına, bacak ağrılarına, kasılmalara böyle geceleri kramplar girer ya onlar için obsidyen taşı tam ideal bir taş. Rica ederim Ayşenur Hanımcığım. Şifa olsun. Evet, var mı başka sorularınız? Zayıflamak için taş var mı? Evet, zayıflamak için taş var. Ve zayıflamak için olan taşları biz kombinledik. Kök çakrası, sakral çakra, mide çakra, kalp çakrası ve tepe çakranın taşlarıyla bir bileklik yaptık. Duygusal olarak taşların birleşimiyle birlikte hem duygularınızı yöneterek hem de taşların sizde toksinleri atmanızda, zayıflamanızda, bedeninizdeki yağ yakımını hızlandırmakla birlikte hem duygusal hem bedendeki minerallerle beraber dengeleyerek kolaylıkla kilo vermeniz için bir bileklik hazırladık. Hatta bugün sabah bir post paylaştık, kampanya yaptık. Normal şartlarda biliyorsunuz döviz artışından kaynaklı biz de doğal taşlarımızı aldığımız yerle doğal olarak artış oldu. Bu şekilde bir kampanya yaptık. 2 haftalık bir kampanya yaptık bilekliğimizde. Bileklikte Onyx taşı kök çakrasını besliyor ve bedeninizdeki toksinleri atmaya, fazla yağlarınızı yakmaya ve bedeninizi arındırmaya çalışıyor. Kökteki korkular, kökteki duyguların korkularını yenmenizi sağlıyor. Sakral çakra bağlı olduğumuz duygularımız. Yemek bağımlılığı olabilir, kişiye bağımlı olabilir, duygusal bağımlılık olabilir ya da bir madde bağımlılığı olabilir. Bunlardan kurtulmak için, bağımlı duygularımızdan arınmak için kaplan gözü taşını,
Aynı zamanda pozitif enerjiye odaklıyor kaplan gözü. İş hayatında başarı. Diyeti yaparken de bir yerde başlıyoruz, bir irade gösteriyoruz. Başlıyoruz ama ikinci günden sonra bir türlü o iş aksıyor, yani yapamıyoruz. Onda odaklamak için hem iş hayatında başarı hem de bulunduğun alanda başladığın işi bitirmek amaçlı. Neye başladın? Diyete başladın. Zayıflamak istiyorsun. Bunun için gerekli olan duyguların tam olarak yerleşmiş olması gerekiyor. Sakinleşmiş olması gerekiyor. Sakral çakrayı kaplan gözü taşıyla destekleyerek, o duyguyu nötrleyerek tam olarak odağımız ne? Kilo vermek. Kolaylıkla başlayıp ve bitirebiliyoruz. Mide çakrasının taşı sitrin. Sitrin taşı da var bileklerimizin içinde. Orada da hazmetmek. Hem duygusal olarak hazmetmek hem de yediklerimizi hazmetmek. Yediğin bir bardak su bile şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor, bedeninde ödem yapıyor. Onların hepsini bedeninden atmak. Negatif enerjiyi bedeninden atmak, arındırmak için de sitrin taşı kullanıyoruz. Ve kalp çakrasında kendini sevmeyen insan dışarıyı da sevemiyor, bedenini de sevemiyor. Hiçbir şey sevemediği için içine kapanıyor. İçine kapandıkça da kilo oluyor. Saklıyor, kapatıyor kendini. Kalp çakrasını açıp sevgiyle kabule geçmek. Kabule geçtiğin her şey sana geri dönüyor. Onun için de kalp çakrasının taşı ve turmalin taşıyla süpürme taşı. Bedenimizdeki tüm negatifleri hepsini süpürüp atması için turmalin taşı kullandık. Aynı zamanda ay taşı, tepe çakranın taşı. Zihinsel olarak da tamam, ben bu kiloyu veriyorum rahatlıkla diyebilmemiz için ay taşı kullandık. İrade için. Aynen, ay taşı irade için kuvvetlendirici. Çiçek Hanım, rica ederim Fevzi Hanım. Kolaylıkla her birimizin istediğimiz ideal kiloda olabilmemiz için neler mümkün? Aynı zamanda bir enerji uyumlama ve kodlama yapıyoruz taşlara. Başlayıp bitirebilmemiz için. Kendimizdeki duygularla dışarıdan müdahale oluyor bu. Biyoenerji çalışarak ne istiyor, kişinin neye ihtiyacı var? Duygularından arınarak kolaylıkla kilo vermesine. Biz taşları onu kodluyoruz. Atıyorum. Elif Hanım. Elif Hanım için bu taşlar kilo vermesi, bedenindeki toksinleri atması, zararlı ne varsa, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, dirayetli olması, hastalıklara karşı hepsini tek tek kodlama yapıyoruz. Bolluk, bereket, zenginlik, sevgi, huzur hepsini tek tek kodlama yapıyoruz biyoenerjiyle. Canan Hanımcığım şifa olsun. Seslere odaklanması başarı için ne önerirsiniz? 15 Eylül doğumlu, seslere odaklanması. Müzikle mi ilgileniyor oğlunuz? Onun için apatit taşı kullanabilirsiniz. Yaratıcılığını da güçlendirir. Yeşim taşı kalp çakrasının taşıdır. Panik atak seviyesindeki kalpte sıkışmalara, panik atağa sebep olan duyguları sakinleştirerek öz değeri, öz sevgiyi açığa çıkartmakta ve dinginleştirmekte kullanıyoruz. Sakinlik enerjisi verir yeşim taşı. Kalp çakrasının taşıdır. Derslerde, dersler için ise ay taşı ve lapis lazuli taşı. Taşlarınızı kendinize kodlama yapabilirsiniz. Elinizi avucunuzu alarak kodlama yapabilirsiniz. Sizin için ne için çalışmasını istiyorsanız, bolluk, bereket, zenginlik, her şey için taşlarınızı çalıştırabilirsiniz. Enerjisel olarak sizin için çalışırlar. Kilo ile ilgili bilekliğe öfke ile ilgili taş ekleme yapılır mı? Zaten içinde var öfke ile ilgili. Kalp çakrasının taşları var içinde. Mide çakrasının, kalp çakrasının taşlarıyla öfkeyi sakinleştirerek zaten insan kendine olan hırsından kilo alıyor. Dışarıdakine olan hırsından, kendine olan hırsından, karşı tarafa kendini ifade edemediğinden sıkıştığı için yemeğe veya işte sıkışarak böyle bedeninde yağı tutmaya. Onları sakinleştirmek için kalp çakrasının taşlarını koyuyoruz. Bu dediğiniz taşın fiyatı kaç lira hocam? Bilekliğin fiyatını söylüyorsunuz herhalde. Postumuzda paylaştık. Normal şartlarda 500 TL ama kampanya yaptık. 2 haftalık 400 TL'ye indirdik. 2 hafta sonra tekrar fiyatlar güncellenecek tabii ki. Sürekli benim oğlum 14 yaşında sürekli bunu bilinçaltı dönüşümle yapabilirsiniz Yasir Nergüz. Bilinçaltı dönüşüm. Çocuğun orada bir şey olabilir.
bilinçaltı dönüşüm alması gerekir çocuğunuzun. Bir blokaj olabilir, bir şok olabilir. Tiroid için lapis lazuli ile birlikte aquamarin, kehribar taşı, bel fıtığı için de obsidyen, florit taşı, onyx taşı, hematit taşı, ametist taşı, yeşim taşı bunların enerjileriyle birlikte kullanabilirsiniz. Toprakta doğal taşlar kaç gün bekleyecekler arınmak için? Teşekkürler. Hülya Hanımcığım, toprakta 2 saatte dursa, 24 saatte dursa arınır. Önemli olan toprağın kuru olması, taşların zedelenmemesi, zarar görmemesi. Kaplan gözü sakral çakranın taşıdır candan hanımcığım. Çalışma hayatında başarı, özgüven, cesaret, işe atılabilme, başladığı işi bitirebilme, odaklanabilme, o işte odak kurabilme. Fiyatlarını söyledim. Göl kıyısında doğal taşların faydası var mıdır? Doğal taşların isimleri ve yani Türkiye'de yetişen olan taşlar belli. Opal, akik tarzı taşlar var. Belli bölgelerde ametist çıkıyor. Her şeyin bir enerjisi var. İçtiğiniz suyun enerjisi gibi. O dere kenarına gittiğiniz zaman veya göl kenarına gittiğiniz zaman size iyi geliyorsa oranın enerjisiyle kendiniz uyumlayabilirsiniz. Sahil kenarında hiç unutmuyorum, deniz kenarına gittiğimiz zaman sahil kenarında oturduğumuz kumlarla bile ellerimizi kuma koyarak onların enerjilerini istedik. Yani bedenimdeki titreşimi anlatamam size. O kadar yüksek oranda. Her şeyin enerjisi var. Çünkü her şey bir enerji. Teşekkür ederim Tuğba Hanımcığım. Evet, sorularınıza tek tek bakıyorum. Evet. Biz şey gibi düşünüyoruz. Taş. Sadece normal bir taş. Tahta gibi. Aslında o tahtanın da bir enerjisi var. O taşın da bir enerjisi var. Her şeyin bir enerjisi var. Normalde sadece insanlarda değil. Yaradılan her şeyde var enerji. Rabbim her şeyi bizler için, insanlar için, dünya aleminde yaşayan insanlar için yaratmış. Ve hiçbir şey yok olmuyor. Bugün yanıyor, kül oluyor. Külü gübre oluyor. Dumanı enerji olarak gökyüzüne yayılıyor. Yağmur taneleriyle beraber tekrar yeryüzüne iniyor. Dünya üzerinde hiçbir şey yok olmuyor yani. Kaç seansta bilinçaltı dönüşümde şifa bulur? Daha değişik takıntı ve bunu seans olmadan söylemek mümkün değil. Şöyle söyleyeceğim. Birçok sorunu olup tek bir alanda şifalanıp tek seansta da iyileşebilir. 5 seansta da iyileşebilir. Bunu çocukla görüşmeden veya sizinle görüşmeden söylemek doğru olmaz açıkçası. Hani bir kere de olur deriz ama olmayabilir. O yüzden numaralarımızdan arayarak Ceyda arkadaşımdan randevu alarak oluşturabilirsiniz. Bakılabilir kolaylıkla. Sadece hani bilinçaltı dönüşüm değil, çocuk için hileyle de bakılabilir. Hile cihazı biliyorsunuz radyo frekansları kullanarak kişinin analizini yapıyor, aura analizini. Diyabet için sitrin taşı. Tip 1 dediniz, diyabet anladığım kadarıyla. Bu fibromiyalji için soran arkadaşımız yarın akşam Esin Erdoğan hocamın muhteşem bir çalışması olacak. Omurgadaki rahatsızlıklar, sıkışan enerjiler. Çünkü biliyorsunuz bedenimizde içimizde yaşadığımız duygularla bedenimizde reaksiyon veriyoruz. İçimizde bıraktığımız, sıkıştırdığımız duygularla omurgamızda, belimizde, bacaklarımızda, boynumuzda rahatsızlıklar oluşabiliyor. Onların enerjilerini boşaltmak için bilinçaltı dönüşüm çalışması yapacak Esin Erdoğan hocam ve muhteşem bir çalışma olacak. Katılmanızı
tavsiye ederim ve bütüne katkı olması adına toplu çalışmalarımızı 150 TL gibi bir çok düşük bir rakamla herkesin ulaşabilmesi için hocalarım bu şekilde uygun gördüler. Kolaylıkla herkesin şifalanması için neler mümkün? Tavsiye ederim, mutlaka katılın. Geçen haftaki de çok muhteşem bir çalışmaydı. Esin İrtem hocamınki de, Esin Erdoğan hocamınki de çok muhteşem olacak. Mutlaka katılın derim. Nergüz, bize getirmeniz şart değil. Telefonla da görüşme sağlayabiliyor hocalarım. Zoom'dan görüşme sağlayabiliyorlar ya da Instagram'dan. Dediğim gibi Ceyda Hanım'ı ararsanız Ceyda Hanım size rahatlıkla yardımcı olur. Yarın akşam saat 21'de olacak çalışma ve muhteşem bir çalışma. Siyah malahit taşını söylüyorsunuz herhalde. Malahit taşı siyah değil, yeşil. Malahit taşı kalp çakrasının taşıdır. Geçmişte olan takıntılarımız, yaşadığımız sıkıntılar, kavgalar, bir kendimize olan sıkışmış duygularımız, kendi kendimize olan. Çünkü dışarıdan kimsenin bize yaptığı bir şey yok. Hep kendi içimizde yaşıyoruz ya. Onları serbest bırakmak için malahit taşı kullanırız. Aynı zamanda hamileler süt yapımında yani süt yapımını artırır hamilelerde. Doğumu kolaylaştırır. Hocam ne yaparsam kalbimdeki huzursuzluğu yenemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kalp çakrasının taşını, pembe kuarsı, yeşim taşını, aventürin taşını, zebercet taşını, aynı zamanda pembe turmalin taşını kullanabilirsin. Zayıflama taşı da tabii ki gerçek. Bütün taşlarımız orijinal, sertifikalı taşlar. Bütün taşların toplamından yapıyoruz. Ya bütün taşlar değil daha doğrusu. Duygusal olarak bizde kilo yapan duyguları dönüştürmek için gerekli olan taşları kullanıyoruz. Tip 1'in sebebi ne hocam? Bunu en iyi Esin Erdoğan hocam yayınlarda söylüyor. Takip ederseniz Esin Erdoğan hocamın alanı bilinçaltı. Evet, var mı başka sorusu olan? Şimdi şöyle bir geçenlerde bir danışanımız söyledi. Hocam her taş hepsinden alsam kullansam, hepsini birlikte kullansam nasıl olur? Hepsinin enerjisini istiyorum. Sen hepsinin enerjisini istiyor olabilirsin ama bedeninin hepsinin enerjisine ihtiyacı var mı? Ona bir bakmak lazım. Sen çok sakin bir insansın. Seni daha da sakinleştirecek bir taşı kullandığın zaman uykudan gözlerini açamazsın. Bir ağırlık çöker sana. Çok sakin, dingin bir insana yeşil taşı verilmez mesela, aventürün taşı verilmez mesela. Ona ne verilir? Ametist taşı ile pozitif enerji, hayat enerjisi verilir. Kalp çakrasının enerjisi verilir. 80 yaşında annem uykuya geçemiyor. Abimi kaybettik 6 ay önce. Onunla daha da arttı. Taşlardan neler önerirsiniz? Ametist taşını verebiliriz. Kalp çakrasının taşlarını verebiliriz. Zihin için ay taşı verebiliriz. Yattığı odada selenit taşı kullanırsanız mesela özellikle başucunda uyku kalitesini daha da rahatlatır, zihnini sakinleştirir. Çünkü bir kaybı var, bir acısı var. Ona da hürmet etmek gerekir. Sadece yanına selenit taşı koyarsanız zihnini sakinleştirir, en azından daha rahat uykuya dalabilir. Evet, iştah kapatıyor taşlar. Çünkü duygusal olarak biz iştahımız duygularımızla açılıyor aslında. Duygusal açlığımızdan kaynaklı. Ya da yaşanılan bir olaydan, yaşanılan bir tacizden. Yani hani kişi taciz gördüğü zaman bedeni diyor ki daha çok kilo almalısın, kimse sana yaklaşmasın. O yüzden taşlardan, enerjilerinden faydalanmak gerekir. Duygularımızı nötrlemek için. Rica ederim. İhsin hocam gelmiş canlı yayınımıza. Hoş geldiniz. Evet, var mı başka sorularınız arkadaşlar? Taşlardan merak ettikleriniz, hangi hastalığa neyin iyi geldiği,
ya da sizdeki bedeninizdeki rahatsızlıkları yazarsanız hangi taşın size fayda sağlayacağını da birlikte belirleyebiliriz. Tens bileklik hakkında bilginiz var mı? Hayır, yok bilgim. Hatun Hanım, bugün çalışma yapmayı düşünmüyorum ama bilemedim şu an. Tabii ki özelden konuşabilirsiniz. Doğal taş sayfamızın numarasından arayabilirsiniz bizleri. Konuşabiliriz. Mide şişliği için mide çakrasının taşlarını, sarı opali, sitrin taşını kullanabilirsiniz. Hazmı da kolaylaştırır. Aynı zamanda sitrin taşı bedenimize bu radyo frekanslarının vermiş olduğu, işte Wi-Fi olur, telefonların, internetinin vermiş olduğu radyasyonu bedenimizden atmak için kullanılır aynı zamanda. Enfeksiyon, iltihaplanma ise eğer bedeninizde, bunun için unakit taşı kullanabilirsiniz. Özellikle yumurtalıklardaki iltihaplanmalar için, idrar yolu iltihaplanmaları için, içerideki iltihaplanmalar için kolaylıkla unakit taşıyla dönüştürebilirsiniz. Evet, şekere iyi gelen taşı söylemiştim, sitrin taşı. Bir yıldır menopoza girmiş biri için neler söylersiniz? Sitrin taşı menopoz dönemindeki ateş basmalarını, terlemeleri, böyle ani ateşlenmeleri engelliyor. Sitrin taşını kullanabilirsiniz bununla birlikte. Aynı zamanda lal taşı. Sürekli tansiyonum taşı, tansiyonum düşük. İkisi de hangi taş iyi gelir? Teşekkürler. Tansiyonu dengelemek için akik taşı. Polikistik över için ay taşı, amazonit taşı, lel taşı. İltihaplanmalarınız da varsa aynı zamanda idrar yolu veya işte kadınsal bölgelerinizde, onun için unakit taşını birlikte kullanabilirsiniz iltihaplanmalar için. Enfeksiyon için hangi taş, tekrar eder misin? Unakit. Sarı, yeşil, turunculu, böyle dalgalı dalgalı bir taş. Resim yaparken başarılı olmam için, ilham için teşekkürler. Apatit taşı ilhamı arttırır. Aynı zamanda ay taşı odaklanmayı arttırır. Sadece ana odaklanabilirsiniz taşlarla. Apatit taşı aynı zamanda boğaz çakrasının taşıdır. Boğazdaki şişlikler, nodüller için. Kardeşim çok nazar oluyor onun için. Kardeşiniz kaç yaşlarında? Küçükse keşri var ama büyükse onun için hem pirit taşı, turkuaz taşı ve akik kullanabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. 47 yaş. Evet, dediğim gibi pirit taşı, akik taşı ve turkuaz taşı kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için, sorularınız için. İnşallah başka bir gün yine Telegram grubuna özel bir çalışma yapabiliriz. Doğal taşlarla uyumlama çalışması. Bu sefer şöyle bir şey yapabiliriz. Bilinçaltı dönüşüm çalışması da yapabiliriz. Hem doğal taşlarla uyumlama da olur içinde. Hem de o zamana kadar siz de bir düşünün bakalım, hangi duygunuzu dönüştürmek istersiniz kendinizde? Artık sizi yoran hangi duygunuz var? Onu birlikte dönüştürebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Yarın akşamki çalışmaya katılmayı unutmayın. Muhteşem bir çalışma olacak. Sevgiler.